Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 11, ünite 6, ders 2. El-Vahdetu 6, ünite 6. El-Dersu Sani, ikinci ders. Nedir o? El-Mef'ulü Bih, Mef'ulü Bih'i içeriyor bu konu. Ayrıca El-Mef'ulü Mutlak, Mef'ulü Mutlağı içeriyor. Ayrıca El-Mef'ulü Li'eclih, Mef'ulü Li'eclih. Bunu içermek. Yani bu videomuz diğer de işte 6. ünitenin 2. dersi 3 farklı maddeden oluşmakta. Ortak nokta mef'uller. Ana başlık mef'uller. Hangi çeşit mef'uller? A şıkkı mef'ulü bih, B şıkkı mef'ulü mutlak, C şıkkı mef'ulü li'eclih. Mef'ulü li'eclih'in diğer adı mef'ulü leh'dir. Sebep bildiren. Lahiz düşün el mef'ule bih. Mef'ulü bih hakkında düşün. Lahiz düşün kim? Ente. Gizli zamir faildir. Sen demektir. Sen düşün. Neyi? El mef'ule bihi. Mef'ulü bihi düşün. Şuradaki el mef'ule bih kelimesi bile mef'ulü bihtir arkadaşlar. Öge olarak. Lahiz fiildir. Emri hazırdır. Ente gizli zamir faildir. El mef'ule bih. Evet gerçekten de mef'ulü bihtir yani. El mef'ulü bih, mef'ulü bih örnekleri. Qara'ya okudu. Kim? El-talibu öğrenci. Neyi okudu? El-derse dersi okudu. Görüldüğü üzere mef'ulü bihler daha kalın puntoyla yazılmış. Diğerlerine nazaran yani vurgulanmıştır. El-ders, el-meriz, beyt, hadis, kitabe bunlar vurgulu olarak kalın puntoyla yazılmıştır. Yani kalın yazılmış. Niye? Mef'ulü bih olduğunu anlayalım diye bir işaret. Gerçi şurada zaten fiil hangisi, fail hangisi, mef'ulü bih hangisi tekrar verecekler. Cümle içerisinde neredeler daha kolay belli olsun diye ayrıca vurgulamışlar. Gara okudu kim? El-talibi öğrenci. Neyi okudu? El-derse dersi okudu. Gara ne olur? Fiil olur. Gara e yekra'u. Nasıl bir fiil? Yani fiili de incelemek gerekirse mehmuz bir fiil. Mehmuz hemzelenmiş demek. Kendisinde hemze var yani. Hemze nerede var? Şaal fiilinde mi? Aynel fiilinde mi? Lame fiilinde mi? Feal ilk harf olmakta. Aynel iki, lame sonuncu harf. Lame fiilinde hemzeyi görmekteyim. Öyleyse mehmuzul lam demekteyiz. Mehmuzul lam. Tamam. Hani bu ünitede anlatılmıyor ama bilginiz olsun dedim. El-talibu faildir. Nereden anladın? Merfu olarak yazılmış. Merfuluk alameti ne? Sonuncu harfin zammeli olması. Sonuncu harfin zammeli olması niye merfuluk alameti? Çünkü kelime müfret kelime. Müfret kelimelerde merfuluk alameti zamme olmakta idi. Fail konusundan hatırlayalım bunu. Şu an ufak bir hatırlatma yapıyorum. Her cümleyi böyle ayrıntılı okursam ders 2 saat 3 saat sürebilir. O kadar ayrıntıya girmeyeceğim. El-talib merfudur. Dolayısıyla nedir? Faildir. Yani ne diyebilirsin? Merfu'un bir zammeti aynı zamanda fa'ilun. El-talibu fa'ilun. Merfu' alametu raf'ihi el-zammetu diyebiliriz. El-ders kelimesi ders mef'ulü bihtir. Nereden anladın? Alamet işaret ne arkadaş? Sonuncu harfte fetha var. Sonuncu harfte daima fetha mı olur mef'ulü bihlerde? Hayır, kelime müfretse sonuncu harf fethalanır. Ama dikkat edin, müfretse böyle. Tesniyede, cemiyede işler değişir. Ki bunu zaten aşağıdaki sayfalarda anlatacaklar. Şu an için bilmeniz gereken şey, bunun manası ve el-ders kelimesinin mef'ulü bih olduğu. Mef'ulü bih olduğunu sen nereden çıkarttın? Bir, manadan çıkartabilirsin. Hani öğrenci okudu, öğrenci okudu. Gare fiil, talip, fail. Nereden anlıyorsun garenin fiil olduğunu hocam? Ben bunu bile anlamıyorum. Bu bir eylem. Fiil nedir? Eylemdir, davranıştır, harekettir. Türkçe mantık olarak düşün. Fiil, hareket. Elini kaldırdın. Bu bir hareket. Evet, öylesi fiil. Yürüdün. Bu bir hareket. Evet, öylesi o da fiil. Bir işi anladın mı? Evet, bu da bir beyin hareketi, bir zihin hareketi. Bir anlamak yani. Fehime anladı mesela. Bu da fiil olur. Ama zaman manası içermesi gerekir. Bununla beraber fiilin alametleri nelerdi? Bunları işlemiştik. Gara, e, mazi vezninde kalıbındadır. Bunlardan çıkartabiliriz. Bu işi kim yaptıysa,
Yani okuma eylemini kim yaptıysa yapan kişiye fail diyoruz. Okuma eylemini neyin üzerinde gerçekleştirdi? O da meful olmaktan. Yani dersin üzerinde, kitabın üzerinde, gazetenin üzerinde veya evreni okudu adam. Dünyayı okudu. Bunlar hep meful olur yani. Meful de böyle bir şey. Gerçi konumuz o zaten. İşledikçe örneklerden daha da iyi anlayacaksınızdır. Meful ile fiil, meful arasında bir uyum var mı? Yok. Hani fiil ile fail arasında bir uyum vardı. Nasıl bir uyum vardı? Hatırlayın. Meful ile fiil arasında ise bir uyum yoktur. Yani müsred, tesni, cimi veya müzekker, müennes gibi bir uyum aranmaz. Alece muayene etti. Et-tabibu, doktor, el-merize, hastayı. Tabip ne yaptı? Muayene. Kimi? Kim diye soru sorarsın. O cevap nedir? Aldığın cevap mef'ulü bih. Hastayı muayene etti. El-merize, mef'ulü bih. İştara, satın aldı. Kim? Valide, babam. Neyi? Beyten, bir ev satın aldı. Mef'ulü bih, beyt olur. Ketebe yazdı. Es-sahabetu, sahabe. Sahabe çoğul bir kelimedir. İnternete gir, sahabe yaz. Muhtemelen sahabeler diye bir site bile bulabilirsiniz. Bunlar yanlış yazılabilir. Sahabe zaten çoğuldur. Bir daha lar getirerek bir kelimeyi iki kere çoğul yapamazsın. Sahabe arkadaşlar manasına geliyor. Yani peygamberin arkadaşları. Ketebe sahabetu sahabe yani sahabiler yazdı. Neyi? El ahadise hadisleri. El hadis mef'ulü bih olmakta. Müfret mi? Hayır. Ney? Cimim keser. Hadisun ahadis. Ahadis mef'ulü bih'tir. Cimim keser kalıbı yani kırık çoğul kalıbıdır. Sonuncu kelimede yine fetha var. Bu onun mensup olduğunu göstermekte. Cimim keserler de fetha ile mensup olurlar. Tıpkı müfretler gibi. Müfredin sonuncu harfinde fetha varsa mensuptur. Dolayısıyla mef'uldür. Meriza, beyten. Tabi fetha var derken bu fetha derse de olduğu gibi tek fetha olabilir. El-meriz de olduğu gibi tek olabilir. Beyten de olduğu gibi çift fetha. Yani tenvinli de olabilir. Bu daha çok neyle alakalı? Kelime ederse el-meriza da olduğu gibi elif lamlı ise elif lamlı kelimeler tenvin almazlar. Beyten kelimesi tenvinle bitmiş çünkü elif lamsızdır. Elif lamsız kelimeler tenvin alır. Yine damlayanlar vardır. Onlara gayrimusarif deriz. Onlar çok azdır. Tenvin ne demek? Bunu da bilmeyen olabilir tabii ki. Neden olamasın? Tenvin iki tane üstün görüyorsan, iki fetha yani ona tenvin dersin. İki tane ötre, iki tane zamme görürsen ona da tenvin dersin. İki tane esre görürsen ona da yine tenvin dersin. Ketebe fiil es-sahabetu failu el-hadise mef'ulü bih olur. Burada bir yazmış zaten. En iyisi ben sadece manayı vereyim. Mena'yı yasakladı er-rasul. Rasul neyi? Kitabetel ahadisi. Hadislerin yazılımını, yazılmasını, yazılışını yasakladı. Fil bidayeti başlangıçta ilk defa. Yani önceleri yasaklamıştı, sonraları izin verdi. Burada geçen cümlelerin hangisi fiil, hangisi fail, hangisi mef'ul her biri anlatılmış. Fiil olanlar aşağı doğru sıralanmış, fail olanlar bu başlıkta sıralanmış, mef'ulü bih olanlar burada sıralanmıştır. Mef'ulü bih failin işinden etkilenendir. Yani öğrenci okudu, her neyi okuduysa o mef'ulü bih olur. Doktor muayene etti. Kimi ettiyse o mef'ul bih olur, hastayı. Validi iştara, babam satın aldı. Her neyi satın almış ise o mef'ul bih olur. Burada beyten demiş, yeri gelir elma der, yeri gelir portakal der, değişir. Her ne aldıysa. Ketebe es-sahabe, sahabe yazdı. Ne yazarsa yazsın o mef'ul bih olur. Burada hadisleri yazmış. Yani sahabe yerine çocuk da olabilir, Ali de olur, Veli de olur. Hadis yerine ödevini yazdı, işte şiir yazdı vesaire. Mena'a er-rasul, rasul yasakladı. Her neyi yasakladıysa o mef'ulü bih olacaktır. El-mef'ulü bih. Şimdi mef'ul bih nedir? Sen bunu nereden tanıyacaksın? İsmun evvela bir isimdir. Mef'ulü bih'i ararken gidip bir fiil, ahana mef'ulü bih'i buldum demeyin yani. İsim olacak.
Yaka'u vaki oluyor. Aleyhi onun üzerine ne vaki oluyor? Fi'lül fa'il. Failin fiili onun üzerine vaki oluyor. Onun üzerinde gerçekleşiyor. İşte öğrencinin bir kitabı okuması. Öğrencinin okuma eylemi neyin üzerinde gerçekleşiyorsa o ne olur? Meful bih olur. Veya bir şiddet örneği verelim. Yani şiddet taraftar değiliz tabii ki. Ayrı mesele de çok akılda kalıcı olması bakımından. Ali Veli'yi dövdü. Kim meful bih? Dövülen kimse meful bih olur. Döven kimse o fail olur. Dövmek nedir? Bir fiildir, eylemdir yani. Ali Veli'yi dövdü. Dövdü fiildir. Ali bu işi yaptığına göre fail olur. Bu iş kimin üzerinde gerçekleştiyse o da meful olur. Diye bir şey ne olabilir? Bunun gibi örnekler verebilirsiniz yani. Bir eylemi yapıyorsun. Bu eylemden kim etkileniyorsa o meful olur. El-mef'ulü bih, mef'ulü bih nedir? İsmun bir isimdir. Öylesin ki ye'ti geliyor ba'del fi'in. Fiilden sonra gelir. Vel fa'ili ve de failden sonra gelir ama adeten yani genellikle her zamanda değil. Görüldüğü üzere önce fiil gelmiş, sonra fail, sonra meful gelmiş. Önce fiil, sonra fail, sonra meful. Hep öyle olmuş. Önce meful, sonra fail, sonra fiil değil. Ama adeten, genelde böyle, her zaman değil. Bir istisna örneği verelim. Fatiha'dan akılda kalıcı. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in tabi. Sadece İyyâke na'budu'yu anlatayım. İyyâke mef'ulü bih'tir. Na'budu fiil faildir. Na'budu fiildir. Fail nerede? Gizli zamir. Nahnu olur. Sonuç olarak mef'ul olan İyyâke na'budu fiilinden önce gelmiştir. Demek ki mef'uller fiillerden önce de gelebilirler. Ama bu nadirdir. Çoğunlukla yani nedir? Önce fiil, sonra fail, sonra da mef'ulü bih gelir diyor burada ve doğru böyledir. El mef'ulü bih, mef'ulü bih nedir? Mensubun daimen, devamlı mensuptur. Evet. Devamlı mensuptur da mensup ne demek? Önemli bir kavram. Mensubun ne demek olduğunu kesinlikle bilmelisiniz. Şimdi onları anlatacak zaten. Hani ra'eytü diye bir fiil yazsan, ardından el muallime yazsan veya ra'eytüden sonra el muallimeyni yazsan veya ra'eytüden sonra el muallimine yazsan. Her birini ra'eytüden sonra tek tek yazmış olsan nasıl olurdu? Ra'a fiildir. Ra'eye yer eyu. Ra'eye yer eyu. Üçüncü baptan. Fe'ale yef'al kalıbından. Üçüncü baptan bir fiil. Ra'eytu mazi fiildir. Ra'a fiil tu faili olur. Mef'ule ne olur? El muallime olur. Muallim isim fail kalıbıdır. Alleme yuallimu ta'lim muallim. İsim meful kalıbı bilenler için. Sonuncu harfte fetha var. Önemli mi? Evet. Çünkü muallim kelimesi müfrettir. Müfret kelimelerin nasb alameti, mensupluk alameti sonuncu harfte fethayı görmektir. Mef'ulü bih mensubun bil fethati mef'ulü bih mensuptur. Ne ile? Bil fethati fetha ile. Niye? Li'ennehu çünkü o muallim kelimesi nedir? Müfredün müfrettir. Muallim kelimesi müfret olduğu için fetha ile mensuptur. Kelime mensuptur da mensupluk alametini sonuncu harfte görüyorsun. Böyle bir durum var. Ama min mensuptur denmez yani. Muallim kelimesi mensuptur. Ama mensupluk alameti nerededir? Sonuncu harftedir. Sonuncu harfte mensupluk alameti. Diğer de işte nasb alameti vardır. Nedir alamet? Fethadır. Niye fethada başka bir şey değil? لِأَنَّهُ نُسْرَدٍ Çünkü bu muallim kelimesi nüsrettir. Yani tesniye, cemi veya başka bir şey olsa değişir miydi? Değişebilirdi. Bakalım değişiyorum, değişmiyorum. رَأَيْتُ الْمُعَلِّمَيْنِ yazmış olsan. Yine ra'a fiil, tu fa'il. Tu her zaman fa'il zaten. رَأَيْتُ ben gördüm el-muallime bir erkek öğretmeni. El-muallimeyni iki erkek öğretmeni gördüm. İki öğretmen gördüm. Muallimeyni nasıl bir kelime arkadaşlar? Daha önceden anlatmıştım. Muallimeyni esreli nun
Sağında isterse Elif olsun, isterse Ya olsun. Estrelinun sağında Elif veya Estrelinun sağında Ya varsa o kelimeye tesniye ederiz demiştim. Tesniye ile müsenna eş anlamlıdır. Tesniye olur. Peki tesniye ise tesniye, yani ne yapalım? Önemli bir şey tesniye ise şunu bilmen lazım. Nun'un sağında ya varsa o kelime nasb halindedir. Aynı zamanda cer hali de böyledir. Kenara not alabilirsiniz. Cerri de nasbı da nun'un sağında ya ile. Bu kelime raf halinde, yani merfu olsa ne olurdu? Nun'un sağında elif olurdu. Muallimani olurdu. Hani kalemani. Kitabın kitabani. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Nasirun, nasirani. Nasirani, nasirayni. Rayni olursa ne olur? Nas ve cer hali olur. Veya Fatihun, fatihani. Tesniyedir fatihani. Şuraya getirmiş olsan, fatihani'den meful yapmak istersen nasıl yaparsın? Fatihayni dersin. Katibani, katibeyni dersin. Şu an fazla bir kelime aklıma gelmiyor ama kafirani mesela, iki kafir. Meful yap kafirani'yi, kafirayni olur. Peki devam edelim. Muallimeyni nedir bu? Mef'ulun bih, mef'ulü bih'tir. Mensubun bil ya'i, ya ile mensuptur. Muallimeyni, ya da cizim olduğuna dikkat ediniz. لِأَنَّهُ مُسَنَّى. Çünkü bu kelime müsennadır. رَأَيْتُ الْمُعَلِّم۪ينَ. Nur'un fethalı olması ve sağındaki ya'nın hiçbir şey içermemesi. Yani cezim de yok, hareket de yok. Bu şekilde olduğunu unutmayın. Cem-i müzekker salimdir bu. Fethalı nun sağında ya olabilir veya vav olabilir. Ya varsa hem nasb hem cerri böyledir. Nasb halinde de ya ile yazılır. Cer halinde de yine ya ile yazılır. Raf halinde ne ile yazılır? Vav ile yazılır. Sonuç olarak şu anda nedir? Mensuptur. Niye cer hali de böyledir dedin de niye şu an cer değil? Fiil cümlesinde ve başında harfi cer yok, muzaf yok. Dolayısıyla nasb halidir. Yani mensuptur, dinsiz. Mef'ulü bih, mensubun bil ya'i, ya ile mensuptur. Vav olsa merfu olur. لِأَنَّهُ çünkü muallimine kelimesi cem-i müzekker salimdir. Cimidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani eril demek bu. Salimdir yani kurallıdır. Kuralsız, kural dışı cimiler de var. Peki رَأَيْتُ dedikten sonra el-muallimete desem. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. رَأَيْتُ el-muallime müzekker bitmiş. Yine رَأَيْتُ yazdım. Muallimete müennes. Kapalı T. Yani fiil ile meful arasında bir uyum yok. Bunu hatırlatmak istiyorum. Şu anda meful müennes. Fiil müennese de müzekkere de uygun zaten. Mesela raeytü ben gördüm diyen kişi ister Ayşe olsun ister Ali Veli olsun. Fark etmez. Muallimete de diyebilir. Muallime de diyebilir. Raeytü ben gördüm. El muallimete bayan öğretmeni gördüm. El muallemete mef'ulün bih mef'ulü bihtir. Bil fethati fetha ile. Niye fetha ile mensuptur? Yani hu müfredin, çünkü o müfettir. Bu kelime mensup. Mensupluk alameti fetha. Hangi kelimedeki fetha? Ayındaki mi? Hayır. M'deki mi? Yok. Neredeki? Sonuncu harfteki. Sonuncu harfe bakıyoruz. Müfretlerde, recimi mükesserlerde. Tesniye ve cem-i müzekker salimlerde nereye bakarsın? Tesne şu mesela, cem-i müzekker bu. Nereye bakarsın? Nun'un sağına bakarsın. Ra'aytu el-muallimeteyni. İki bayan öğretmeni gördüm. İki bayan öğretmeni gördüm. El-muallimeteyni mef'ulü bih mensubun bil ya ile ennehu müsenna. Aynı şeyi, yukarıdakilerle aynı şeyi anlatıyor. Tek fark ne? Şurada müzekkerlerle kurdu, burada müenneslerle kuruyor ama değişmiyor. Nedir? Yine ya ile mensuptur dedik. Çünkü müsennadır. Çünkü tesniyedir. Nun'un sağında ye olduğu için mensuptur. Bunun tesniyenin mühendis olduğunu nereden çıkardın? Ya'nın sağında T var. Oradan anladım. Buradaki tesniyede ise ya'nın sağında T yok. Başka bir anlam. T varsa mühendis, T yoksa müzekker. Ya'nın sağı önemli.
Peki ra'aytu el muallimati. Bu kelime ne? Cemi müennes salim. Bunu bilmiyorsanız yani olmaz arkadaşlar. Videoları başa dönün. Veya dönmeyin şu an iyi dinleyin. Kelime neyle bitti? Açık bir T ile bitti. Ya açık T'den maksat ne? Şuradaki T gibi değil yani. Bu T kapalı. Şuradaki açık T. Kapalı T. Açık T. Açık T'nin sağında da dik elif var. Böyle bir kelime bitmişse, kelimenin sonuncu harfleri bunlarsa. Önce dik bir elif, sonra açık bir T. Kelime böyle bittiyse o kelime %97, 98 nedir? Cimi müennes salimdir. Siz gördüğünüz her kelime için direkt cimi müennes salim deyin. %97 oranını şu anlık unutun. İlahiyat okumaya başladığınızda %97 dersiniz. El muallimati kelimesi mef'ulü bih mensubun bil kesreti. Sonuncu harfteki kesre onun alameti. Li'ennehu çünkü o nedir? Cemi müennes salimdir. Nereden çıkarttın? Cemidir yani çoğuldur. Müennestir yani dişil. Salimdir yani kurala bağlı bir çoğuldur. Peki ra'eytu ettullâbe. Ra'eytu ben gördüm neyi? Ettullâbe öğrencileri. Mef'ulü bih mensubun bil fethâ li'ennehu cemi teksir. Nedir bu? Sonuncu harfin fethası ile mensuptur. Yani o nedir? Mensup olduğun alametidir. Sonuncu harfteki fetha. Niye? Çünkü cemi teksirdir. Cemi teksir ile müfret kelimeler nedir? Aynı irab alametine sahip. Nasb halinde her ikisinde de ne olur? Fetha olur sonuncu harfte. El esatizete mef'ulü bih mensubun bil fethâ li'ennehu cemî teksîr. Esatiz de üstazun esatiz. Bu da cemî mükesser olur. Yine aynı şey yani. Fethâ ile mensup olur. Bir şey değişmez. Sonundaki T varmış yokmuş bizi bağlamaz bunlar. Peki ra'eytu ben gördüm ebâke. Senin babanı. Veya ra'eytu ben gördüm ehâke. Senin kardeşini dersen ne olmuş olur? Mef'ulü bih'tir eba kelimesi ve eha kelimeleri. Bunlar mef'ulü bih. Mensupturlar neyle? Mensubun bil elifi, mensubun bil elif. Elifle mensuptur. Ebun, ehun kelimelerin hemen ardından elif gelmiş. Bu elif onların nasb alametidir, mensupluk alametidir. Niye öyle? Yani deminden beri fetha geliyordu veya tesnielerde, cemilerde ya vardı. İşte cem müenneste esra vardı. Özellikle cimi müennese dikkat edin. Mensupluk, fethalık demek değildir. Cimi müennes olan kelime asla fetha almaz. Altını çizin bunun. Hemen şu kenarlara büyük harflerle veya küçük harflerle ama göreceğiniz net bir şekilde yazalım. Cimi müennes kelimelerin son harfi asla fethalı olamaz diye yazın. Ha fethalı olursa ne olur? Yanlış yazılmıştır. Yazan kişi yanlış yazdı. Hemen oraya bu yanlıştır diye böyle yazın yani. Bu kelimenin esre alması onun mensup olduğunu zaten gösteriyor. Mecrur olsa yine esre alır. Merfu olsa ötre alır. Burada mensupluk alameti ebun, ehun gibi kelimelerde fetha, eliftir. لِأَنَّهُ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ Çünkü Ebun, Ehun, Hamun, Henu, Fuzu bu kelimeler nedir? Beş isimdir. Özel beş isim var. Bu özel beş isim, illetli isimler, Elif'le mensup olmaktadırlar. Elif yoksa mensup değil. Ne olabilirdi başka? Burada vav olabilir. Vav olursa merfu olur. Ebuke, Ehuke gibi. Veya ya olabilir. Ebi, ehi gibi. O zaman da mecrur olurlardı. Ama şu an için bizi bağlayan burada elif olması. Elif varsa mensuptur. Unutmuyoruz. Oraya geçtik. Baya bir yavaş geçtiğimi düşünüyorum. Baya bir zamanımız aldı. Şöyle bir baktığımda nereye işledik? Bir şurayı anlattık, bir burayı anlattık. 2 sayfada 24 dakika gitti. Aygin beyan et. Verile. El mef'ule bih, mef'ulü bihi. Fil cümeli taliyeti. Cümle tüm bir cümle. Cümel cümleler demek. Bir sürü cümle. Yani çoğuldur. Cimi mükesser bir kelime. Hocam cimi mükesser nereden tanıyacağız? Cimi mükesserin bir sürü kalıbı var. Yani şu an için konu ona gelmediğinden ben de anlatmadım henüz.
Fil cümel taliyet aşağıda gelen cümlelerdeki mef'ulü bihi tayin et. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Dehale girdi er rasulü rasul. Rasul ne demek? Elçi. Türkçesi elçi. Farsça peygamber. Arapça zaten rasul diye yazılmış açık. İngilizce messenger diye yazılır. Dehale er rasul girdi nereye? El mescide. Mescide girdi. Hangisi mef'ulü bih? El-Mesih kelimesi diye yazılmış. Devamında siz belirtin diyorlar. Garaet okudu. Kim? Et-Talibet öğrenci. Kız öğrenci. Okuma işini kız öğrenci yaptı. Öyleyse o failmiş. Kim diyerek buldum bakın. Neyi okudu? El-Ceride. Ceride kelimesi gazete manasına geliyor. Gazeteyi okudu. Okuma eylemini neyin üzerine gerçekleştirdi? Gazetenin. Öyleyse bu mef'ulü bih olur. Gâderat döndü veya ayrıldı diyelim. Ayrıldı ne? Et-tâiratu uçak. Ne diyerek bulduk? Ne veya kim diyerek bulursun faili? Şimdi daire cansız bir varlık olduğundan kim uçak diyemedin yani. Kim akıllı varlıklar için soruyor. Bu cansız bir varlık. O yüzden ne diyerek faili buldum. Dairatu uçak ayrıldı. El matara havalandan ayrıldı. Ne olur? El matar kelimesi mef'ulü bih olur. Ellefe telif etti, yazdı. Kim? Kim dediğime göre faili buluyorum. El ulema'u ulema. Ne olur? Fail olur. Ulema cemi mükesser, kırıkçı ol, cemi teksir, cumu'un teksir hangi ismi veriyorsanız. Okulda artık ne gösteriliyorsa hepsi aynı şey. Alimun ulema. Alimler yani. Alimler telif etti. Neyi? Ha mef'ulü bih geliyor. El kutube kitapları. Bu da kırıkçı olur. Kitabun, kitabani kütüb. Cem keser olur. El kutube sittete altı kitabı. Kütüb kitaplar sitte altı olur. Kütüb mef'ulü bih sitte onun sıfatıdır. 5. Hafizat ezberledi. Kim? Faili buluyoruz. Talibatı kız öğrenciler ezberledi. Neyi? Surat-ı Yasin, Yasin suresi. Surat-ı Yasin birlikte mef'ulü bih olmazlar. İlk kelime olur. Böyle birkaç kelimeyi birden görüyorsanız bir tanesini almanız gerekiyor. 2-3 kelime birden hepsi beraberce mef'ul. Öyle bir şey yok. Tabi zarf gibi bir şey olmamış. Ersel'e gönderdi. Kim? Anada fail geliyor. İbni el-Berit. İbni oğlum gönderdi. Neyi? El-Berit el-Elektroni. Yani elektronik posta. Yani e-posta gönderdi. Şurası e-posta demek. Kim? İbni oğlum. Ne gönderdi? Elektronik posta gönderdi. Dolayısıyla ilk kelimeyi alacaksın. El-Berit. Burası mef'ul olur. Fiil, fail, mef'ul. Ketebe yazdı. Kim? Fail geliyor. Muradun Murat yazdı. İyi de ne yazdı, neyi yazdı? Risaleten bir mektup yazdı. Ne olur? Mef'ulü bih olur. Kime yazdı? İlâ sadîkihi arkadaşına yazdı. Neredeki arkadaşı? Fî İzmîrâ, İzmir'deki arkadaşı. İstekbele yöneldi. Veya karşıladı. Evet, zayıf var. Burada misafir var. Karşıladı. Kim? Sahibul beyti. Evin sahibi. Acaba sahip mi fail yoksa sahibül beyt mi beraber mi? Hayır, sadece ilk kelime. Sahip fail olur. Peki kimi karşıladı? Neyi karşıladı? Ez-zayfe misafiri. Ne oldu? Mef'ulü bih oldu. Nerede karşıladı? Ledel babi kapının yanında. Emza et-tullâb usbu'en. Emza geçirdi. Kim? Et-tullâb öğrenciler. Fail. Neyi? Usbu'en. Bir haftayı. Nerede? Fi Antalya. Antalya'da geçirdiler. Usbu hafta demek ve aynı zamanda mef'ul olur. Gul söyle kim? Ente gizli zamir. Sen söyle. Neyi? El hakka. Hakkı söyle. Gerçeği söyle. Al sana mef'ul. Velev ala nefsike. Velev şayet ala nefsike. Senin aleyhine de olsa sen yine de gerçeği söyle. Yalancı konumuna düşme. Yalancının şahitliği de kabul edilmez. Artık o düşük olur. İhtar, seç. Kim? Ente, sen. Ente yazmıyor. Gizli, gizli. Gizli zamir.
Neyi seç? El mef'ule bihi, mef'ulü bihi seç. Öyle mef'ulü bih ki el münasip. Münasip olan mef'ulü bihi seç. Nereden? Mimma, o yerden ki beynel kavseyn. Şu iki yuvarlak arasında yer alıyor. Yani parantez arasında. Kema fil misali, örnek olduğu gibi. Ra'a, gördü. Kim? El muallimu muallim. Fail. Neyi veya kimi diyerek mef'ulü bulalım. Eddali beyni, İki öğrenciyi gördü. Nerede? Fissat, sınıfta. Buradaki Dali Beyni şuradan seçmiş. Dali Beyni seçmiş. Niye Dali Beyni seçti de Dali Bani veya Dali Bu'yu seçmedi? Asıl soru bu. Bunu çözerseniz diğerlerini de yine çözeceksinizdir büyük ihtimal. Çünkü ra'a fiil el muallimu fail ne lazım? Mef'ulü bih lazım. Mef'ulü bih nasıldır? Mensuptur. Öyleyse mensup seçmem gerekir. Et-talib bu mensup olabilir mi? Olamaz. Niye? Talib bu müfrettir. Müfretse mensup olabilmesi için sonuncu harfinde ne olması lazımdı? Fetha olması lazımdı. Var mı yok? Öyleyse mensup değil. Geç. Et-talibani. Bu kelime nasıl bir kelime? Cemi olabilir mi? Olamaz. Niye? Nun'un sağında vav veya ya olmalı ki cemi diyeyim. Cemi müennes olabilir mi? Olamaz. Açık T sağında elif olmalıydı. Ne olabilir? Cemi mükesser olabilir mi? Yok değil. Tesni olabilir mi? Mantıklı karar. Tesniler esreli nunla biter. Sağında elif veya ya olur. Sağında elif var. Peki nasf halinde tesniyedeyken nasf halinde o mensupluk halinde nun'un sağında elif mi olur ya mı olur? Düşünüyoruz veya az yukarı bakıyorsunuz. Videoyu durduruyorsunuz. Bir iki saat yukarı bakıyorsunuz. Aa o da ne? Nun'un sağında ya olmalıydı. O zaman bu da değil. Dali beyni esrili bir nunla bitmiş sağında ya var. Yani tesniyedir ve mensuptur. Doğru seçenek bu. Ketebet yazdı el muallimi öğretmen. Neyi yazdı? El dersi diye bitecek ama unvanu nun ötele bitmiş. Unvane fethalı bitmiş. Unvani esreli bitmiş. Acaba hangisi? Ne arıyorsun? Aradığın şeyi söyle ona göre bul. Ketebet fiil el muallimetu fail öyle değil mi? T'de zamme var. Ne lazım sana? Meful lazım. Meful nasıl olur? Mensub olur. O zaman mensup bir kelime arıyorsundur sen. Unvanu, nunda zamme var. Olabilir mi? Aradığın kelime yani mensup. Olamaz. Unvane, nun fethalı olabilir. Unvani, esre nun. Bu da olur mu? Sağında elif var. Olmaz ya. Yani. Dolayısıyla unvaneyi seçersin. Unvane dersi. Dersin unvanını yani konu başlığı hangi dersi işleyecek? Bayan öğretmen onu tahtaya yazıyor. Tahta diye burada yazmamış ama yani nereye yazabilir? Cama yazacak hali yok. İki şeribe içti. Kim? Etiflu çocuk, bebek. Neyi içti? Ama dikkat ettim burada. Şu an dikkatimi çekti. Şeribe fiil de etiflelilu yazmamışlar. Burada acaba bu fail mi meful mü? Çocuk içildi diyebilir misin? Çocuğu kim içer? Çocuk içilmez. Çocuğun kendisi içer. Dolayısıyla bu ne olur? Fail olur. Dolayısıyla lama ötre koymalısınız. Fail merfu olurdu. Tıfılda nedir? Müfrettir. Müfredin raf hali ötredir. Fail konusundan hatırlayın bunu. Diflu olur. Ne lazım? Meful lazım. Meful nasıl olur? Mensup olur. Ellebena, ellebeni, ellebenu. Nu olmaz, merfudur. Lebeni olmaz, cer halindedir. Lebene olur. Çünkü sonuncu harfte fetha var. Evet, çocuk sütü içti. Ra'ey gerisi ne acaba? Sizce? Ra'eyte olabilir. Sen gördün. Olamaz mı? Olabilir. Ra'eyti sen bayan gördün. Bu da olabilir. Ra'eytu ben gördüm. Bu da olabilir. Her biri şu an için caiz. Cümleye bir devam edelim anlayacağız. Mesela ra'eytu ben gördüm. Kimi neyi? Yani tu'yu fail yaptım. İstersen te yap, ti yap. Her halükarda burası fail olur. Ra'eyte, ra'eyti, ra'eytu. Hocam hangisini yapalım? Üçünü de yapabilirsin. Her biriyle okumak caizdir, fark etmez. Müsait yani. Fail sonuçta ne lazım? Mef'ul lazım.
Peki nereden başlayalım? Mesela şuradan. El-mühendisani olabilir mi? Olamaz hocam. Niye bu kelime tesniye? Nunla bitmiş, sağında elif var. Merfudur. Merfu bir tesniye. Bize mensubundan lazım. El-mühendisune olabilir mi? Nunun sağında vav var ya. Bu merfu olur. Ya olsaydı bunu seçerdim. Olmadı dolayısıyla. El-mühendisine, mühendiseyni. Çok da fark etmez. Mühendisine, mühendisune, mühendiseyni. O da olabilir. Hiç önemli değil. Sonuç olarak nun var, sağında ya var mı? Evet. Bu nedir? Hem cerre uygun, hem nasba uygun. Cer mi şu anda? Ne ilgisi var? Başında harfi cer yok, zarf yok. Bir yerin sıfatı değil, bedeli değil. Öyle bir alakası yok. Mef'uldür. Biz de mef'ul arıyorduk zaten. Nun'un sağında yağlı bir kelime, yağlı bir kelime arıyorduk. Tesniye ve cimi ise böyle olmalı. Evet, bu doğru seçenek. Ra'eyte, sen gördün. El mühendisine, mühendisleri nerede? Fi hadikatil masna'i, fabrikanın bahçesinde. Olabilir bu. Ba'a, sattı. Kim? Ettacira, ettaciruri. Acaba hangisi? Mesela ettacirun olabilir mi? Olamaz. Elif-lamlı kelime. Teminde nasıl okur? Tek ötürü olacak burada. Tacir sattı. Neyi? Yani meful olacak dolayısıyla. El buyutu diyebilir misin? Kelime son harfte ötse var. Asla diyemezsin. Niye? Peki sıfat yapıyorum. Tacirul buyutu. Yani öyle tacir ki ev olan tacir. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse ne diyeyim? El beytani. İki tane ev sattı. Olabilir mi? Nun'un sağında elif var. Böyle bir kelimeden meful olmaz. Çünkü mensup değil ki merfu. Elbeyte. Sonuncu harfte fetha var. Olur mu? Neden olmasın? Oldu gitti. Ba'a sattı. Et taciru. Tacir kişi. Neyi? Elbeyte. Evi sattı. Ekele yedi. Kim? El zayfu. Misafir yedi. Fail bu. Neyi yedi? Et ta'ami. Et ta'amu. Et ta'ame. Acaba hangisi? Mef'ul mensuptur. Müfresse mensupluk alameti fethadır. Et-ta'ame olur. Yemeği yedi. Ra'aytu, ra'afitu, fa'il. Ben gördüm. Acaba neyi? Elbinte kızı. Nerede? Fil hadigati bahçede. Elbintane olsaydı. Nun'un sağında elif var. Bu kelime mensup değil ki. Elbenatu olsaydı. Ete yani sonuncu harf ötele bitmiş. Ne ilgisi var? Demelisin. Sanda da elif var. Yani ne olur bu? Cem-i Mühennes sahibi %97 oranında, %3 oranında cem-i mükesser diyebilirsin. Ama burada cem-i mükesser yani onu da söyleyeyim. Ehastu ben aldım. Mesela satın aldım veya yerden sehpanesinden aldım. Tufa'i açık bu. Dolayısıyla lazım. Mef'ul. Neyi aldın? El-cera'idi. Dalesiyle bitmiş olabilir mi? Olamaz. El-cera'idu olmaz. El-cera'ide olur. Niye? Cera'id nasıl bir kelime? Kırık çoğuldur. Kırık çoğulun nasb alameti nedir? Sonuncu harfi. Fethayı görmektir. Gördük. Kırık çoğul olduğunu ben nereden anlayacağım? Anlamadığını farz et. Sonuçta sonuncu harfi fethayı görürsen seç. Daima böyle mi? Hayır. Kelime tesniye ise sonuncu harfin ne olduğu önemli değil. Son harften bir önceki önemli. Tesniyeyi ayırt edebilmelisin. Cem-i müzekker salimse sonuncu harf hiç önemli değil. Sonuncu harften öncesi önemli ama cem-i müzekker salimi ayırt edebilirsin. Bunun dışında cem-i müennes salim ise sonuncu harf zaten önemlidir ve asla fetha almaz demiştim. Esreli ise onu seçersin. Bunun dışında ne olursa olsun zaten. Fetha ise mefhul olur. Dehaltu ben girdim el beyte eve feraitu ve ben gördüm ehuke ehake ehike. Bakın ehten sonra vav var, elif var, ya var. Hep ehten sonra gelmek. Acaba hangisi doğru? Elif olursa mensup olur diye geçmişti. Raitu ben gördüm ehake senin kardeşin. Ayin belirle. Neyi el fa'ile fa'ili ve el mef'ule bihi ve mef'ulü bihi belirle. Nerede? Fil cümeli taliyeti aşağıda gelen cümlelerde. Kema fil misali örnekte olduğu gibi.
Yakra'u et-talibu. Yakra'u okuyor. Kara'e. Yakra'u muzari fiil. Okuyor. Kim? Et-talibu öğrenci. Fail bu. Neyi okuyor? Kıssaten. Bir kıssayı, bir hikayeyi okuyor. Öyle hikaye ki. Cedideten. Yeni. Yeni bir hikaye okuyor. Kim? Öğrenci. Zara ziyaret etti. El-veziru yardımcı. Nereyi? El-medresete, medreseyi. Vezir, bakan manasında yardımcı diye kullanmış. Zara el-veziru el-medresete. Zara fiil el-veziru fail el-medresete meful olur. Taalleme öğrendi. Kim? El-dalibu öğrenci. Neyi? El-arabiyete Arapçayı. Taalleme fiil el-dalibu fail el-arabiyete meful olur. Hafizat ezberledi. Kim? El-bintu kız. Neyi ezberledi? El-Kur'an'ı, Kur'an'ı ezberledi. Ra'a gördü. Kim? Ahmedu. Ahmet gördü. Neyi? Ehake. Kardeşini. Elif'i niye belirgin yaptın? Nasb alameti Elif yani. Dikkat edelim. Eh kelimesinden sonra Elif gelirse o kelime mensup olurdu. Mesela yazabilirler. Ra'a Ahmet ehake fis saffi. Mef'ul ehake kelimesidir. Peki mensupluk alameti nedir? Böyle sorduklarını farz edin. Ne demeniz gerekir? Şuradaki Elif'tir. Ra'a gördü. Ahmedu Ahmet. Kimi ehake? Senin kardeşini. Kardeşini nerede gördü? Fissaffi sınıfta. Ahmedu fail eha ke. Eha kelimesi mef'ul olur. Ra'a gördü kim? El validu baba. Kimi ibnehu kendi çocuğunu. Yetecevveru fissugi. Yetecevver dolaşırken nerede? Fissugi çarşıda. İntebeha seçildi. İntebaha. Kim? Eş-şa'bu genç. Neye seçildi? Evza el-parlamento hazel-ayam. Hazel-ayam bu yıl demek. Bu yıl parlamento üyeliğine. Eza üye parçası. Parlamentonun parçasına, parçalığına. Dolayısıyla üyeliğine demek. Bu yıl parlamento üyeliğine seçildi genç kişi. Nezzamet el medresetu hafleten lidullabiha. Nazamet düzenledi. Kim ne el medresetu okul düzenledi. Ne düzenledi? Hafleten. Bir hafle yani bir parti. Niye? Lidullabiha öğrencileri için. Alecet muayene etti. Kim et tabibetu bayan doktor. Kimi el meriza hastayı meful. El meriza mef'ul olur. Tabi el meriza söyledim, üsttekileri söylemedim. Hafle kelimesi olur. Erza olur. Erzadan önce de ibn kelimesi olur. Ondan önce eha kelimesinin olduğunu, eha beraber diyelim, onun olduğunu söylemiştik. Kur'an mef'ul, Arabiye mef'ul, medrese mef'ul. Alece'yi söylediğimize göre 9 rakibe bindi. Fiil kim? El musafiru misafir bindi. Ne? Et dairete uçağı. Uçağa bindi. Fil metari. Hava alanında. Musafir fail olur. Eddaira mef'ul olmakta. Kaddeme sundu. Aldı. Ezzevcu koca. Yani karı koca. İlişkisini düşünürsek. Koca yani erkek aldı. Ne? Hediyeten bir hediye aldı. Kim için aldı bu hediyeyi? Li zevcetihi eşi için. Hanımı için aldı. Ne zaman aldı? Fi idi miladiha. Onun doğum gününde, eşinin doğum gününde bunu aldı. Yani eşi için alsa da bir yerde doğum günü için aldı. Doğum gününe hediye olsun diye aldı. Burada da var. Burada hediye kelimesi. Mef'ul bih olur. Yukarıda eddaira olur idi. İhtar sen seç. İyi de neyi seçelim? Mef'ulen bih mef'ulü bih seç. Öyle mef'ulü bih ki münasiben. Münasip mef'ulü bih. Bir de nereden seçelim? Min haysul ma'na. Mana cihetiyle seç. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Artık sadece harekelerle yetinme. Manaya da bak. Min haysul ma'na. Mana yönünden seç.
Örnek Gara'e oku, Gara'e okudu. Kim? El-Ebu Baba. Neyi okudu? Kıssaten bir kıssa, bir hikaye okudu. Ya da et-tufaha, elmayı da okumuş olabilir. Şari'an bir cadde de okumuş olabilir. Cadde okunur mu? Hayır. Elmayı okusa, elma bir kitap değil, yazılı değil ki nasıl okuyor? Yani manaya göre seç. Sonlarının fetha olması artık yeterli değil. Artık bir kademe üstesiniz diyor. Gara fiil, el-ebu faal, kıssa mef'ulü bih olur. Mef'ulü bih seç demiş. Şuradan seçmiş, kıssadır o da demiş. Şimdi gerisi bizde. Taalleme neydi? Öğrendi. Ettelamizu öğrenciler öğrendi. Neyi öğrenmiş olabilirler? El kıraat okumayı, el ekle yemeği, es seyyarate otomobili öğrendiler. Sizce otomobil sürmeyi dese mantıklı olacak. Yemek diyor, yemek yemeyi dese olabilirdi. Ama bir de öğrenci demiş, yani öğrenciye ne öğretilir? Tabii ki okumak öğretilir. El kıraate mef'ulü bih olur. Şeribe içti kim? Et-tiflu çocuk fail bu. Bir çocuk ne içebilir? El muz. Muzu içti. Yani muz içilebilir sıvı hale getirildikten sonra da akla ilk gelen şey bu değil ki. El lebene süt varken bir çocuğun sütü içmesi mantıklı değil mi? Ya da el ekle yiyeceği içti. Yani bir yiyecek vardır. Ne bileyim rende yapılır. Bir şeyler yapılır. Sıvı hale belki getirilir ama süt gibi sıvı madde varken ve içmek bununla alakalı bir fiil varken tabii ki leben seçilir. Dikkat ederseniz el ekle sonuncu harf meftuh, fetha var. El lebene sonuncusu fetha. El muze, bunu da sen fethalarsın. Sonuçta her biri fethayla bitmiş. Fethayla bitmesi artık yetmiyor. Artık manaya da bak diyor. Yani fethayla bitti ama fethayla biten her kelime uygun mudur? Değil mi? Saçma bir kelime yazarsın. Onu da oraya seçemezsin. Helle çözdü. El muallim mu fail. Muallim öğretmen çözdü. Öğretmen neyi çözmüş olabilir? Mesela el kıtara treni çözdü. Ya tren bağlı mıydı? Eşşaye çayı çözdü. Ya da el meselete meseleyi konuyu çözdü. Neyi çözmüş olabilir? Meseleyi yani problemi çözmüştür. Her birinin sonuncu harfi fethalı yani her biri fethalı, her biri mensup. Dolayısıyla her biri gramer bakımından, dil kuralları bakımından mef'ulliğe uygun. Ama manası uyum sağlamayacaksa, saçma bir mana ortaya çıkacaksa onu mef'ul yapamazsın. Mananın da uyması gerekir. Bu parçada o anlatılıyor. Ve çözülecek şey meseledir. 4. Defa ödedi. Kim? El muhasibu. Muhasebeci kişi ödedi. Neyi ödemiş olabilir? El kitabe kitabı ödedi. Hani kitabın ücretini dese anlayacağız. Kitap ödenmez yoksa. El beyte evi ödedi. Cebinden çıkarttı. Evleri tek tek saydı. Olmaz ki. Ne olabilir? El ratibe. Maaşı ödedi. Muhasebeci maaş öder. Doğru. Üfezzilu ben içerim. Ne içerim? Gerisi bana kalmış. Yani ne içebilirim? Çay içebilirim, kahve içebilirim, su içebilirim ama el kıraet. Yani okumayı içemem. Okumak içtim. Ne ilgisi var? El meşya yürümek içtim. Uymaz yani. Eşyaya çay içtim olur ama alel kahveti kahvenin üzerine. Bu olabilir. Kişiye kalmış. İster kahvenin üzerine çay içer, İster çayın üstüne kahve içer. E'lene ilan etti, ilan etti, duyurdu. Kim? El kazi, kadı. Kadı ilan etti. Duyurdu yani. Neyi? Esselame selamı. Ne ilgisi var? El istirahate istirahatı. El hükme hükmü. Kadı ile yan yana neyi kullanırsın? Kadının ne olduğunu bilirsen çözersin. Kadı hakim demek. Hakim ne yapar? Hüküm verir. A'lene ilan etti el kazı hakim neyi ilan etti duyurdu el hükme hükmü ilan etti. Fi hakkil müttehemi ittiham olunan kişinin hakkında onun hakkında ona dair hükmü ilan etti. Hüküm seçilir. Ahzarat. Ahzarat el bintu. Ahzarat getirdi, hazır etti. Yaptığı kim? El bintu kız. Neyi hazırlamış olabilir? Erzan yeri. Yani toprağı hazırladı. Niye? Diye bir ya babası için toprak hazırladı.
Veya beyten evi hazırladı. Yani evi getirdi, toprağı getirdi. Veya kahveten kahveyi getirdi. Bir kız babası için ne getirir? Mantıklı olan nedir? Kahve getirmesi bir ev getirmesinden daha mantıklıdır. Dolayısıyla kahve doğru seçenek. İhtara a'zaul parlamento. İhtara seçildi. Daha doğrusu ihtara seçti. Kim? A'zal parlamento. Parlamento üyeleri seçti. Neyi seçtiler? El hadime, hizmetçi seçtiler. El müdira, parlamentoda müdür seçtiler. Veya reis, yani başkan seçtiler. Parlamentoda bir mecliste meclis başkanı olur. Başkanı seçtiler, reis yani. İhtara, iftal babından mazi bir ihtara. Ayinet, belirle, tayin et, el faile, faili ve mef'ule bihi ve mef'ulü bihi ifade et, belirt. Fil cümelelatiyet, aşağıdaki cümlelerde geçen. Vezbut ve de zapt et, bir şekli, şekil ile, yani hareketlerinde belirle. Ahıra kullin minhuma, İkisinden her birinin sonundaki harekeyi de göster. Yani uzbutu göster diyebilirsin. Yaz, çiz. Şekil hareke demek burada. Bir şekli hareke ile. Ahara küllün minhuma. Her birinin sonunda işte amine olsun, mendil olsun, bakara olsun, ma olsun. İki kelime öyle değil mi? Her birinin ahırını yani sonuncu harfin harekesini uzbut zapt et yani harekeyi koy oraya. Kemafi misal örnek olduğu gibi. Örneğin kesara et tıfl lambda hareketi yok. El kalem günde de hareketi yok. Bunları sen belirle diyor. Görüldüğü üzere zamme koymuş. Görüldüğü üzere fetha koymuş. Diğerlerini sen yap bakalım. Kesara kırdı. Kim? Et tıfl çocuk. Neyi kırdı? El kaleme kalemi kırdı. Et tıfl fail el kalem mef'ulü bih olmaktadır. Veselet Aminetu el mendiyle. Veselet yıkadı. Kim? Aminetu Amine yıkadı. Bir isim, insan ismi. Neyi yıkadı? El mendiyle. Mendili yıkadı. Aminetu fail el mendiyle meful bih olur. Ona göre kutulara yazmanız uygun. Şeribet içti. Kim? El bekaratu inek. Neyi içti? El ma'e suyu içti. Bekara fail, ma mef'ul olur. Hafıza ezberledi. Kim? Hamza tu Hamza adlı kişi. Neyi ezberledi? El Kur'an ne? Kur'an'ı ezberledi. Helal olsun diyeceğiz. Ne diyelim? Hamza fail, Kur'an mef'ul olur. Katale katletti yani öldürdü. Kim? Er-raculu adam. Neyi? El-hayyete yılanı öldürdü. Neyden yararlanarak neyle yaptı bunu? Bil haceri taş ile. Taş vasıtasıyla ney? Hay yani yılanı öldürdü. Er racul fail el hay meful bihi olur. Semi'a işitti Halid'ün Halid neyi? El ezane ezanı ve zehebe ve gitti. Kim? Halid gitti. Nereye gider? Mescidi. Mescide gitti. Halid fail ezan meful bihi olur. Ketebe yazdı el müderrisu. Müderris neyi yazdı? El derse. Dersi yazdı. İyi de nereye yazdı? Ale sabbura tahta üzerine yazdı. Müderris fail el derse mef'ul olur. Fetaha açtı. Kim? El bakkalu bakkal açtı. Yani bakkalcı kişi diyelim. Neyi açtı? El dükkane dükkanını açtı. Fissaati samineti 8'de açtı. Bakkal, fail, dükkan, mef'ulü bih olur. Lahiz, düşün bakalım. El mef'ul el mutlaka. Mef'ulü mutlak hakkında düşün. Yani mef'ulü bih konusu bitti. Artık onu anladınız diyor. Artık ne yapın? El mef'ulü mutlak, mef'ulü mutlağı biraz da düşünün. Mef'ulü mutlağı da gördüğünüz üzere 3 bölüme ayırmışlar. Birinci kutuda bir çeşidi var. İkinci kutuda diğer çeşit. Üçüncü kutuda daha başka bir çeşidi yer almaktadır. Tefeccara fışkırdı. Ne el ma'usu. Yani göze derler, kaynak derler, pınar derler. Yer altı suyu. Yukarı doğru fışkırdı. Minel erzi yerden fışkırdı.
Tefecüran fışkırmakla. Yani o biçim fışkırdı. O biçim diyebilirsin. Mükemmel derecede, iyi derecede, şaşırtıcı derecede diyebilirsin. Ve kelleme ve konuştu kim? Allahu Allah. Kimle? Musa, Musa ile. Hem de tek değil mi? Konuşmakla konuştu. Tam bir konuşmayla Allah Celle Celaluhu Musa aleyhisselam ile konuşmuştur. En-Nisa 164. Temurru geçiyor ne eleyyamu günler hem de merran geçmek. Günler o biçim geçiyor. Sen daha namazı şunu bunu bırak bakalım diyor. Peki Menfur Mutlak hakkında birazcık bilgi. Mesadirun mastardırlar. Aslında mesadirun olmaz. Mesadiru olur. Çünkü nedir bu? Gayrimutarif kalıbıdır. Mesadiru mensubetun. Mensub mastardır onlar. Öyle midir? Tefeccara. Tefeccara, yeteferru, tefeccurun mastar gayri mi öyle gelir. Öyle gelmiş. Evet, tefeccurun, tefaül babından mastar. Kelleme, yükellimu, teklim, mastar gayri mi öyle gelir ve gelmiş. Merra, yemurru, merran, mastar gayri mi gelmiş. Demek ki mef'ul-i mutlak nedir? Mastar gayrimimi olan o kalıptır yani. Sana şu cümle donu ara derlerse ne yapacaksın? Fiilin bizzat kendisi mesela. Tefeccara, tefeccara. Bakın. T var, F var, cim var, ra var. Fiil bu. Mef'ul-i mutlağa bak. Mef'ul-i mutlakta da aynı harfler var. T, F, cim, ra. Aynı değil mi? Aynı harflerden oluşuyor. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Ya böyle birebir aynı kelimenin bir türevi sonuçta olur ya da bizzat yazılışı itibariyle türevi olmasa da manaca türevi de olabilir. Bakalım işleyecekler mi? Yani yazılışı burada görüyorsunuz aynı harflerden mevcut kelimeler. Tabii ki tefecera fiil, tefecuran isimdir. Sonuçta ama aynı harflerden oluşmaktadır. Fiille aynı harfle oluşan sonraki kelimeye fiilden sonra gelir ve aynı harflerden oluşur. İsimdir. Ona mef'ul-i mutlak dersin. Veya fiille aynı harflerden oluşmaz ama aynı manayı, fiille aynı manayı taşır. O da mef'ul-i mutlaktır. Henüz gelmedi ama. Kelleme ile teklim en azından 3 harfi tutmak zorunda. Kef var, lam var, mim var. Kef var, lam var, mim var. Temurru, mim var, ra var, mim var, ra var. 3 harf en azından tutar. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Mesadiru mensubetun mensub mastardırlar. Te'ti gelir o mef'ul mutlak. Ba'de fi'lin fiilden sonra gelir. Min lafzihi fiilin lafzından aynı lafızdan oluşur. Aynı harflerden bahsettiğim şey. Peki niye gelir? Tu'ekkid ma'na. Manayı tekit etmek, kuvvetlendirmek için. O yüzden dedim o biçim fışkırıyor. Yani fışkırmayı tekit ne demek? Kuvvetlendirmek. Türkçe ifadeyle pekiştirmek, yani pekiştirme sıfatı derler, onun gibi. Tedavverat biladuna tedavvuran kebiran. Bakın, tedavera, yani T var, T var, V var, R var. T var, T var, V var, R var. Aynı harfler, öyle değil mi? Mef'ul-i mutlak hangisi olur? Sağdaki fiil zaten. Soldaki olur. İsimdir yani bahsettiğim şey. Tedavvuran da bir isimdir. Sonuncu harfteki tenvin, iki tane fetha bunu zaten gösteriyor. Tedavverat kalkındı. Biladuna beldemiz. Beldelerimiz kalkındı. Tedavvuran kebiran. Tedavvuran kalkınmakla hem de kebiran büyük. Büyük bir kalkınışla beldemiz, bölgemiz kalkınmıştır. Meşa yürüdü. Mişyetel muluk. Muluk kelimesi Melikun kelimesinin cemi mükesseridir. Muluk krallar demek. Melikun melik, padişah, kral. Mülük krallar. Cemi yani. Meşa yürüdü müşyetel muluk. Müşye de yürüyüş, adım demek. Yani adım atarak yürüdü krallar. Meşa yürüdü müşyetel muluk. Krallar adım atarak, yürümekle yürüdüler. Yürüyerek hareket ettiler. Mesela bir arabada, bir atta değil. Naişu, aşe yaişu, naişu biz yaşıyoruz. İşetel ağniyai. Zengin bir yaşayışta. Yaşama biçimi, şekli anlatılmakta. Ne olmuş burada? Mesadir mensup, mastardır mensuptur onlar.
T'ye gelir. Bari yani fiilden sonra. Peki niye gelmiş buradakiler? Litübey yine beyan etmek için nev'ahu fiilin türünü, çeşidini. Mesela meşa mişeterim yürüdü diyoruz. Krallar yürüdüler, hareket ettiler. Yürüyerek, adımla. Veya biz yaşıyoruz ama ne şekilde? Sefil mi? Hayır. Zenginlerin yaşayış biçimiyle. Bir biçim, bir şekil ifade edilmiş. Dekkat, es-sa'atu dekkaten. Saat dakika dakika ilerlemektedir. Kara'tu ben okudum el kitabe kitabı kıraeteyni iki okuşta. İki defa okudum. Ve gaftu ve gaftu ve gaf edenle kaftu ben durdum. Selase bak Fatin üç defa durdum. Mesadir mensup te'ti ba'li fi'lin min lafzihi litedülle ala adedihi. Adedi ifade etmek, adet sayı yani sayı ifade etmek için gelmiştir. Kıraateyn iki defa, sonra üç defa, sonra bir dakika geçti gibi şeyler adet belirtmek. El mef'ulü mutlak, mef'ulü mutlak nedir? Hıvı, mastarun bir mastardır, mensubu mensuptur. Bunu mastaru mensubin, mensup mastardır şeklinde de okuyabiliriz. Yukarıdaki benzer cümle de vardı aynı şekilde. Mastaru mensubin de okuyabiliriz. Ama ben mastarun mensubun mensup bir mastardır demeyi tercih ettim. Ye'tiye gelir ba'li fi'lin fiilden sonra min lafzihi onun lafzından gelir. Dediğimiz gibi aynı harflerden oluşur. Söylemedi gerçi. Aynı harflerden oluşmayıp aynı manadan da oluşabilir. Müteradif eş anlamlı ama kelime yapısı farklı. Hani gaede oturdu, celese oturdu gibi. Gaede diye fiil geçer. Onun mef'ulü mutlağı culus diye de gelebilir. Ne anlatmadığına göre sormayacaktır. Litekid ma'nel fi'li fiilin manasını tekit etmek için gelir bunlar veya libeyanin nev'il fiili fiilin çeşidini beyan için gelebilir veya libeyan adedil fi'li fiilin adedini. Yani kaç defa yapıldı? Bunu beyan etmek, açıklamak için de gelebilir. Bunlar mümkün olan şeyler. İstahric el-mef'ul el-muttaka fî mâ ye'ti ve beyin nev'ahu. İstahric, harici fiilinden, sülâsi mücerredinden istifal babının emri hazır olur. Tam mana ile istahric ne olur? Keşfet. Bul, çıkar. El mef'ul mutlaktır, mef'ul mutlağı. Fima o yerdeki yetti geliyorum mef'ulü mutlak. Aşağıda geliyor yani. Ve beyin ve beyan et ney? Nev'ahu onun nevisini yani manayı tekil için mi geldi? Ya da ne bileyim işte nevisini beyan için mi geldi? Bunları ifade et. El cümletu cümleler burada diyor. El mef'ul mutlak işte burada. Mef'ul mutlak hangi amaçta kullanılıyor? Türünü yaz, o da burada. Hafiztu ed-derse hifzan. Hafiztu ben ezberledim ed-derse dersi hem de hifzan ezberlemekle. Yani o biçim ezberledim. Sular seller gibi demektir bu. Bu da manayı tekil için gelmiştir. Şuraya yazabilirsiniz. Manayı tekil için. İkincisi sallu aleyhi ve sellimu teslima bir ayet. Ahzab 56. Aşağıdaki ve tuhibbun el male hubben cemma yine ayet ve tekkun turat eklellema yine ayet diğeri ayet değil. Sallu namaz kılın manasına da gelebilir ama burada o manada değil. Sallu aleyhi onun üzerine salat edin. Yani dua edin. Ve sellimu ve selam edin hem de teslimen selam etmekle. Bu ne için gelmiştir? Manayı yine tekit etmek için gelmiştir. Sellimu selam verin teslimen hem de iyi derecede bayağı bir selam verin manasında. Salat getirin Allahümme salli. Bu olabilir. Farklı cümlelerde kurulabilir. Ahzab 56'dan buranın manasına yine siz bakarsınız. Teslim kelimesi burada ne için kullanılmıştır? Manayı tekit için. Sellimu teslim. Bakın sin var, lam var, mim var. Sin var, lam var, mim var. Aynı harflerden oluşmuştur. Dolayısıyla bunun olduğunu anlarsınız. Acaba şu olamaz mıydı mef'ul mutlak? Olamaz da fiildir. İsim olan bu. Nereden anladın? Sonuncu harfi tenvin var. Oradan anladın.
Bunu kalıptan da anlayabiliriz. Biraz fiil çekimi diyorsa. Çünkü teslimen ne gibidir? Fe'ale yufa'ilu tef'ilen. Tef'il vabı mastar gayri mimidir. Ayrıntıya girersek çok detay, delil, bir sürü şey var. 3. Ve tuhibbune el male hubben cemma. Ne demek? Ve tuhibbune ve seviyorsunuz el male malı hübben cemme hem de o biçim. Yani malı çok seviyorsun. Cem çok demek. Hübben de sevmekle yani in o biçim diyebiliriz. Hüb kelimesi ha var, ba var. Tuhibbune'de de ha var, ba var. Buna göre hangisi mef'ul mutlak olur? Hübben olur. Cemmen onun sıfatıdır muhtemelen. Fecr 20. Ve te'kuluna ve yiyorsunuz. Ney et turase mirası. Eklellenme hem de alabildiğine yiyorsunuz. Yapmayın yani. Fecir suresi 19. Böyle benzer harfi ne var burada? Turas. Benzer midir? T var, ra var, yine S var. Sağda var mı öyle bir şey? Yok. Eklen olabilir. Mesela kef var, lam var. Sağda var mı? Evet, kef var, lam var. Demek ki mef'ul mutlak budur. Eklendir. Bu şekilde yola çıkabiliriz. Eklellemma libeyani nev'il fi'li. Fiilin nevisini, çeşidini beyan için gelmiştir. İrtefaet yükseldi. Ne? Kıymeti dolar. Doların kıymeti değeri. Hem de irtifaen kibiran. Hem de çok yükseldi. İrtifaen meful mutlak olur. Yine fiilin nevisini beyan için gelmiştir. Kebiran burada meful mutlak olmaz yani altını çizeyim. Ne olur? Kebiran burada ne olur? Sıfat olur. Za koy ente gizli zamir faildir. Sen koy ne? Mef'ulen. Bir mef'ul koy. Oluştur. Bakalım olabilir bu şekilde. Hem de mutlaka mef'ulü mutlak koy. Münasiben uygun bir mef'ulü mutlak koy. Min indike kendinden koy. Evet. Fil feragatil atit. Aşağıdaki cümlelere kendi zihninden mef'ul mutlak oluştur ama bu iş atarak da olmaz yani. Ne yapacağız peki? Fiillerin mastar gayrimimi nedir diye kendi kendimize sorup ona göre yazacağız. Mesela eşrakat eşşemsu. Ne olsa gerek. Eşrakat parladı demektir. Eşşemsu güneş. İşrakan parlamak da. E hocam işrakan yazın dediniz, budur dediniz. Nereden çıkardınız bunu? Şuradan çıkardım. Eşrakat kelime bu nasıl bir şey? Eşraka, eşraka, eşrabu, eşragat. İfal babı mazidir. İfal babının mastar gayrimimi ne gelir? Ef'ale, yuf'alu, if'al diye gelir. Dolayısıyla işrak diye gelecektir. Kelimenin sonunu feth alıyoruz çünkü mef'ulü mutlak olduğuna göre mensup olmalıdır. Nasıl ki mef'ulü bih mensup oluyordu, mef'ulü mutlak da mensup olur. Mef'ullerin her biri zaten mensuptur. Bu yüzden işrakan olur. Peki zarabtu el kürate. Zarabtu ben vurdum. Zarabe fi, tu, fay. Neye vurdum? El kürate, küreye vurdum. Yani top olsa gerek. Kaç defa vurdum? Zarbeteyni iki defa vurdum. Zarbeteyni derim. Peki hacce hac etti, hacca gitti. Kim? Muhammedun, Muhammed aleyhisselam. El beytel haram. Beyt haramı hac etti Muhammed aleyhisselam. Ne yaparsın? Hacceteyni iki defa hac etti, iki defa hacca gitti diyebiliriz. Hafera. Hafera sontaj vurdu, deldi. Kim? El muzari'u. Çiftçi. Tarla işleyen ki sontaj vurdu. El erza yere. Devamında ne deriz? Hafran amikan. Yani bu şekilde bir delik oluşturdu. Garayet okudu. El fetatu genç kız. El risalete mektubu. Hem de kıraeten seriaten veya kıraeten cemileten olabilir. Kıraeten seriaten hızlı bir okuyuşla okudu. Kıraaten cemileten güzel bir okuyuşla okudu.
Kekelemiyordu, harfleri yanlış çıkarmıyordu manasında olabilir. Size kalmış yani, illa şu olacak diye bir şey yok. Za koy ne alamete, işte şu işaret. Emamel cümleti, cümlenin önüne koy. Elleti, o cümle ki eştemilü, kapsıyor. Alel mef'ulil mutlaki, mef'ul mutlak kapsıyor, içeriyor. Hangi cümlede mef'ul mutlak varsa onun önüne bunu koy. Ve yine za alamete, yani direkt alamete diyor ama za manasını vav'dan dolayı içeriyor. Alamete çarpı ve çarpı işaretini koy. Emamel cümleti, cümlenin önüne. Elleti, o cümle ki la teştemilu, kapsamıyor, içermiyor. Yani bulunmuyor aleyhi kendisinde. Meful mutlak bulunmayan cümleye çarpı bulunan cümleye de şu işareti koy demişler. Nasahtu, ben nasihat ettim. Zemili, arkadaşıma, dostuma. Nasihateyni, iki defa. Nasihateyni meful mutlak olabilir mi? Olabilir. Nereden çıkardın? Nun var, sat var, ha var fiilimizde. Burada da nun var, sat var, ha var. En az 3 harf tutacak dedi. Tuttu mu tuttu. Mef'ul mutlaktır. Şu işareti koyabilirsin. 2. Yezhebu, gidiyor. Kim? Muvazzafu, el muvazzafu. Görevli, yani memur gidiyor. Nereye? İla amelihi, ameline, yani işine gidiyor. Ne zaman? Mübekkiren, erkenden. Fiil ne burada? Yezhebu, zehebe, yezhebu. Üçüncü baktan bir fiildir. Kendisinde bulunan harflerin tekrarı var mı? Yok. Öyleyse meful mutlak yok. Çarpıyı koy. Çünkü burada Z, H, B bu harflerin tekrarını göremedim ben. Siz de göremediniz. Demek ki yok. 3. Tüsebbihu, tesbih ediyor. Tesbih eder. Kim? Ne? El melaiketu, melekler. Kimi tesbih ederler? Lillahi, Allah'ı. Celle Celaluhu. Hem de tesbihan, tesbih etmekle. Sıkı sıkıya sürekli tesbih ederler. Tüsebbihu, yani sebbaha, yusebbihu, tesbih, tefel babından muzari fiildir. Binası teksir içinde olduğundan tüsebbihu sürekli çok çok tesbih ederler manasına gelir bu fiil. Bu durumda kendisindeki harflerin tekrarı var mı? Var. T, sin, ba, ha, bu harflerin tekrarını şurada görüyorum ben. Tesbih kelimesinde. Öyleyse bu meful mutlaktır. Ne yapalım? Şu işareti koyalım. Nereye? 3'e. 4. Ezrabe ayrıldı. Kim? El-ummalu, işçiler. Nereden? Anil ameli, işten. Hem de izraben. Ayrılmakla ayrıldılar. Bir defa ayrıldılar. Tekrar var mı? Gördünüz yani. Benden önce görmüşsünüzdür. Hemze var, dat var, ra var, ba var. Aynen. Hemze var, dat var, ra var, ba var. Arada bir tane elif çıksın. Tek kelime de en az 3 harf tutuyorsa ona meful mutlak diyebilirsin. Hem meful mutlağın hangi kelime olduğunu tespit ediyoruz. Hem nasıl tespit edilir bunu belirliyoruz. Hem de işareti koy demişti esasen. İşareti de koyuyoruz. Ezrabe izraben. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Mastar gayrimimi yani bu. Sebbaha yusebbihu tesbihan. Mastar gayrimimi, öyle değil mi? 5. İntazaruna. İntazaru, onlar bekledi. Na, bizi. Nerede? Fi ga'atil muhazarati. Ga'atil muhazarat ders salonu manasına geliyor. El yevm, günlük ders çalışma salonunda bizi beklediler. Lahiz el mef'ule li'eclih. Mef'ulü li'ecli hakkında düşün dediğine göre ne oldu? Mef'ulü mutlakta bitti. Çıkartacağımız mana bu. El mef'ulü li'ecli ne işe yarar? Sebep bildirir. Muniha el-dalibu el-caizete takdiren li-neşadihi. Muniha verildi demek. Menaha muniha meçhul fiil. Verildi. Kime? El-dalibu öğrenciye. Naibu faildir el-dalib kelimesi. İyi de ona ne verildi? El-caizete icazet verildi. Yani
İcazet diyorum. Tabii bu biraz daha Türkçeleştirirsek ödül verildi. Takdiran, takdir etmek için bir ödül verildi kendisine. Hayırdır, neyi takdir, niye takdir? Li neşadihi, çalışkanlığını. Yani çalışkan olduğu için kendisine bu yüzden verilmiş oluyor. Li neşadihi, çalıştığı için. Li, için manasında. Mef'ulü li eclihi, li'den anlarsın. Her zaman li olur mu? Yazıda olmasa da manası olmak zorunda. Şu an için li var. Şu an için li var. Li neşadihi, çalıştığı için. Tune zimu. Gerçi tune zamu. Zıları, tıları, pelsekseleri yani öylesine okuyorum. Tam telaffuz etmiyorum. Burada ne var? Meçhul bir fiil var. Ben tünezzimu dedim sanki. Nezzame, yünezzimu, tünezzimu gibi de tünezzamu. Meçhul fiil burası. Düzenleniyor. Düzenleniyor. Meçhul fiil. Ne düzenleniyor? El ma'arizu. Ma'ariz. Yani sahne düzenleniyor. Bir gösteri. Bir şov düzenleniyor. Niye? Teşcian. Teşvik etmek için. Neyi yani? Hangi grubu? Neyi teşvik için? Bir sınaeti, üretimi, sanayi, teşvik için bir şov düzenlenmekte. Ta'melu, çalışıyor el mer'etu, kadın, niye? İshamen, isham için. Yani katkı için, fi dahlil üsreti, aile bütçesine. Takdiran, burada nedir? Mef'ulü li eclih'tir. Teşcihen mef'ulü li eclih. İshamen mef'ulü li eclih. Bahsen mef'ulü li eclih. Az önce li'den dolayı li neşadî mef'ulü li eclih dedim sanırım. Sınaaya da öyle dedim ama yanlış demişim dediysen. Zaten mef'ulü li eclihler yeşil olarak belirtilmiş. Her birinde de bir sebep, bir niçin sorusunun cevabı vardır. Muniha eddalibu el caizete niye? Takdiran takdir etmek için. Tuna zamu el mea me'arizu niye? Teşcian teşvik için. Ta'melu el mer'etu kadın çalışıyor. Niye? İshamen katkı için çalışıyor. Bunların her biri mef'ulü li eclih olur. Belki dikkatinizi çekmiştir. Her biri aynı zamanda nedir? Mastardır. Takdiran kaddara yukaddiru takdir gelir. Tef'il. Teşci' şecca'a yüşecci'u teşci'a. İsham sehheme yüsehhimu teslimden gelmemiş. Esheme yüsehhimu isham. İfal babından gelmiş. Diğerleri tef'il babından gelmiş. Yekra'u okur el insanu insan. Niye okur? Bahsen. Bahsetmek için, araştırmak için. Anil marifeti, bilgi. Yani bilgiye ulaşmak için. Bahs, ulaşmak diyebiliriz manasını. Bilgiye ulaşmak için okur. Aramak manasında, bulmak manasında. El mef'ulu li ecli. Mef'ulu li ecli neyin nesi? Hüve o mastarun mensubun. Mensup bir mastardır diyor. Zaten ben de az önce mastar olduğuna dikkat çektim. Lem açıkça gözükmese de manaca vardır. Yaka'u bulunur, yer alır. Ba'de fiilin, fiilden sonra. Niye bulunur ki? Libeyani sebebi vuku'ihi. Vuku bulma sebebini beyan etmek için. Gerçekleşme nedenini beyan etmek için. Niye oldu bunu açıklamak için. Ve ye'ti ve gelir cevaben, cevap olarak li edatil istifhami. Soru edatının cevabı olarak gelir. Hangi soru edatı? Limaza, niçin? Lime, niçin, niye? Bu sorunun cevabı mef'ulu li eclih'tir. Zaten el mef'ulu mef'ul yani yapılmış li eclih niçin? Onun için manasına gelir. El mef'ulü ecli sebep bildirmek için yapılan, sebep bildirmek için yer alan kelime öge manasına gelir. El misalu örnek saffaka el cumhuru teşcian.
Safraka alkışladı. Kim? El cumhuru. Kalabalık alkışladı. Niye? Teşcihen, teşvik için. Kimi, neyi? Lil müntehabil vatani. Milli takımı teşvik için, cesaretlendirmek için alkışladı. Kalabalık, yani halk, milli takımı niye alkışlamış? Onları cesaretlendirmek için bir sebep bildiriyor. Hangisi sebep bildiriyor? Teşcihen kelimesi. Öyleyse orası nedir? Mef'ulu li'eclih'tir. Ve mensuptur tabi, görüyorsunuz. Limaza, niçin Saffak'a alkışladı el cumhur kalabalık? Niçin alkışladı diye soruyor. Teşcihen. Ha, o zaman teşcihen ne olur? Mef'ulu li'eclih olur. Gerisini boşa yazmışlar. Burada aranan öge teşcihendir. Ayin belirle el mef'ule li'eclihi. Mef'ulu li'eclihi belirle. Fil cümlelatit aşağıda gelen cümlelerde. Zehebna, biz gittik. Nereye? İlel mesrahi, tiyatroya gittik. İyi de niye? Teşcihen, cesaretlendirmek için. Teşvik için. Kimi? Li mümessiline. Mümessilleri. Mümessil temsilcileri yani, oyuncuları. Ama gayral muhterifine. Muhterifin olmayanlar, yani profesyonel olmayanları teşvik için gittik. Acemiler de görsün. Bayağı bir izleyen oluyor. İnsanlar tebrik ediyor, onaylıyor, değer veriyor. Ne yapalım? Biz de çalışalım, biz de profesyonel olalım şeklinde olabilir. Teşcihen sonuçta. Niye gittik biz oraya? Niye alkış yaptık? Gerçi alkış geçmiyordu yani. Gitme sebebi niye gidildi? Teşvik için, cesaretlendirmek için. Arsele gönderdi. Kim? El-Müecciru. Müeccir gönderdi. El-Müeccir kiraya veren demek. Kiraya veren kişi, yani mal sahibi. Ne gönderdi? Risaleten bir mektup gönderdi. Kime? İlel-Müstecciri kiracıya. Kiralayana. Niye gönderdi mektubu? İnzaran, uyarmak için. Sebep bildirdi, öyle değil mi? Öyleyse mef'ul lehu. Lehu, onu. Niye? Lidef'il icazi. İcazı ödemesi için. Fil vaktil muhaddedi. Muhaddet, sınırlandırılmış demek. Yani tam vaktinde ödemesi için diyebiliriz. Ödemesi gereken miktarı, parayı vesaire, işte her ne ödeyecekse onu vaktinde, zamanında ödemesi için bir mektup. Vakafe durdu el muvatinune. Muvatın vatandaş demek. Vatandaşlar durdu. El muvatinune nasıl bir kelime? Cimi müzekker salim. Nun sağında vav var. Merfum, evet. Nun'dan önce vav olduğu için merfudur. Öyleyse nedir mi? Faildir. Bunu hemen diyebilmeniz gerekir. İsim fail bu arada. Muvatinune. Muvadinun, muvadinani, muvadinun. İsim fail cimi müzekker salim olur. Vatandaşlar durdu. Vakfeten, bir kere durmakla. Ne oldu? Mefru mutlak oldu. Bakın burası. Vekafe. Vekafe. Üç harf tuttu mu? Evet. Mefru mutlak burası. Bir kere durdu. Durmakla durdu. Niye? İclali ihya. İhyaen li zikra şühede Çanakkale. Çanakkale şehitlerini anmak için durdular. Vatandaşlar niye durmuş? Çanakkale şehitlerini, şehidin şüheda, cem-i kesredir, şehitler demek. Zikra, hatırlamak, anmak. İhya, onları ihya etmek, yine hatırlamak manasında. Diri tutmak, hayallerini, anılarını, onları unutmamak. İcra sebep demek. Levvaha biyedeyhi tahiyyeten lil cumhur. Levvaha biyedeyhi, elleriyle işaret etti. Tahiyyeten, selamlamak için, lil cumhuri, kalabalığı. Tahiyyeten, selamlamak için. Dikkat edin. Öyleyse nedir? Mef'ulu li'eclih'tir. Teberra'a. Tabii şu üsttekini söylemedim. İhyaen mef'ulu li'eclih olur. Onların dışındakileri söyledim. Levvahe'yi şimdi söyledim sanırım. Tahiyyeten olur. Teberra'a.
Teberra'a bağışladı bir kişi. Teberra'a kişi bağışladı bil kutubi kitaplarını. Li mektebatil kura. Kura köyler demek. Yani garyetün bir köy. Kura köyler demektir. Buna göre li mektebatil kura köy kütüphaneleri için demek. Teberra'a başladı kişi neyi? Bil kutubi kitaplarını bağışladı. Nereye? Li mektebatil kura köy kütüphanelerine başladı. Niye? Kesben li merzatillah. Allah rızasına kavuşmak için, onu kazanmak için böyle yaptı. Kesben olur bu da. Kesben kazanmak için. Li merzatillah Allah rızasına. Kesben mef'ulu li ecli olur. Za' mef'ulen. Za' koy mef'ulen bir mef'ul. Li eclihi yani mef'ul li eclih koy. Münasiben uygun bir mef'ul li eclih. Fil feragati boşluklara. El atiyet aşağıda gelen. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Mesela şuradaki kutulardan diyor ben da'aten kelimesini seçip buraya aldım. Sen de başka bir kelime seç. Farklı bir yere ama tabii uygun olsun diyor. Seç koy diyor. Yescudu secde ediyor el musalli namaz kılan kişi. Niye? Da'aten lillahi Allah'a itaat için. Mef'ulü ecdih oldu bu. Teberra'a el muhsinune bil mali. Teberra'a bağışladı. Kim? El muhsinune iyi insanlar bil mali mallarını nereye bağışladılar veya niye bağışladılar desek daha doğru. İptigaen merzatillah. İptiga merzatillah Allah'ın rızasına kavuşmak için demektir. İptiga merzatillah bu demek. İptigayı seçiyoruz yani ikincisi. Üç. Yeltahigu et talebe. Yeltahigu üniversiteye giriyor, kaydoluyor. Kim? Et talebetu. Öğrenciler. Bil camiati üniversiteye kaydoluyorlar, gidiyorlar. İyi de niye gidiyorlar? Ama amaç ne burada? Daleben öğrenmek için lil ilmi ilmi. 4. Gadera ayrıldı. Ne es-sahafiyyûne. Sahafiyyûn gazeteciler demek. El-mintika bölge gazetecileri. Es-sahafiyyûnel-mintikatu bölge gazetecileri ayrıldı. Hayırdır, nereden ayrıldılar? Öyle bir durum da var. Gerçi nereden ayrıldılardan önce niye ayrıldılar öyle değil mi? Huruben kaçmak için. Minel harbi harptan savaştan. Savaştan kaçmak için bölge gazetecileri, muhabirleri oradan ayrıldılar. Savvete ennâhibûne. Savvete seçim yaptı, oylama yaptı, oy kullandı. Ennâhibûne. Nâhibler yani seçmenler. Hayırdır niye böyle yaptılar ki? Bakalım niye yapmışlar? Da'men, da'm için yaptılar bunu. Desteklemek için, li'izzail parlamento, parlamento üyelerini desteklemek için böyle yaptılar. Madem öyle, sil. Beyne cümelil amudi. Amud, ne manaya gelmekte burada? Sütun manasına geliyor. Yani sağda bir sütun var, solda bir sütun var. Bunlarla alakalı olarak. Şuradaydı gerçi. Sil vesale yasiludan sil yani birleştir, kavuştur birbirine ayrı kalmasınlar. Kimler? Beyne cümelil amudil evveli bima yunasibuha. Kelime kelime okuyalım. Beyne arasını cümel cümleler. Öyle cümleler ki el amudi sütundaki cümleleri sağlı sollu. El evvel birinci sütundaki örneğin sağ. Neyle birleştir onu? Bima o şeyle ki yunasi buha. Onunla münasip oluyor. Sağ taraftaki cümleleri münasip olan sol taraftaki yerden birleştir. Min ibaratin fil amuris sani. İkinci sütundaki ibarelerden münasip olanlarla birleştir. Kema fil misali. Örneğin yekaune kulle yevmil kutubi vel mecellat bu neyle birleştirilsin? Şurayla diyor buna. Biri ben yazdım. Mesela bu iki. Burada nereye iki yazacaksın? Onu da sen bul bakalım. Ne kadar anladın diyor. Tabii ne kadar anlamak biraz manayla da alakalı bir durum arkadaşlar.
Nelbesu biz giyiyoruz. El melabise elbiseleri. Öyle elbiseler ki el sufiye sufi elbiselerini giyiyoruz. Acaba niye? Bir gerekçe olması lazım. Bu iki numara için söyleyeceğim şey haşetel berdi. Soğuktan korktuğumuz için. Soğuktan korunmak için öyle kapsayıcı elbiseler giymekteyiz. Unakışu ben münakaşa ediyorum. Etfali. Etfal, dıfrın dıfrağını etfal. Etfali, kendi çocuklarımla. Etfal, çocuklar. Sondaki ya da benim demektir. Etfali, çocuklarımla. Münakaşa ediyorum, tartışıyorum, münazara ediyorum. Niye ama? Ta'vide lehum. Onları alıştırmak için. Alel münakaşeti, münakaşaya. Önüne gelenle tartışsınlar diye değil de tartışma becerileri gelişsin diye. Yetecevvehu gidiyor eşşebabu gençler ile camiati üniversiteye gidiyorlar. Niye? Bale ben talep etmek için, öğrenmek için. Lil ilmi ilmi bilgi vel marifete ve beceri. İlim, bilgi, beceri bunları öğrenmek için öğrenciler, çocuklar üniversiteye yöneliyorlar. 5. Nekifu ve kafeden nekifu biz duruyoruz. Vakfetel iclali gerisi ne olacak? 5 bu. Vakfetel iclali ihtiramen saygı göstermek için duruyoruz. Kime veya neye? Lişühedâina şehitlerimiz için. Neredeki şehitler? Fi harbi tahrir kurtuluş savaşı. Harbi tahrir kurtuluş savaşı demek. Kurtuluş savaşındaki şehitlerimize saygı için duruyoruz. Yani saygı duruşu yapıyoruz. 6. Rafa'et el-meliketu yedeyha. Melike kaldırdı yedeyha ellerini niye? Tahiyyeten selamlamak için lil cumhuri kalabalığı. El-melikete kraliçe olarak çevirebiliriz. Kraliçe ellerini kaldırıp halkı selamladı. Tabi tam çevirisi Rafaet kaldırdı el-meliketu kraliçe. Neyi kaldırdı? Yedeyha iki elini de. Niye kaldırdı? Tahiyyeten selamlamak için. Kimi? Neyi? Lil-cumhuri kalabalığı yani halkı. Es'eletul isti'ab artık tamamlama sorularına geldik. Konu bitiyor. Bitişe geldik. Bitişte ma ma'na es-sünne. Sünnetin manası nedir? Ma ma'na sünneti. Sünnetin manası ne? Tanımla bakalım. Uktub yaz. Ne yaz? Hamsete esrudin. 5 satır. Satır kelimesinin çoğul esrud gelir. 5 satır yaz ama min indike kendinden yaz yani. Oradan buradan kopya çekme demek mi istiyor? Hayır, şurada yok. Şurada seçeneklerden seçerek değil. Düşün, taşın yaz. Yazalım. Es sünnetu sünnet. Hiye o sünnet nedir? Ekvalur Rasuli aleyhi esselamu. Bunu görüntüye koymalıyım. Daha iyi olur sizler için. Es sünnetu sünnet nedir? Hiye o ekvalur rasulü rasulün kabilleri sözleridir. Aleyhi esselamu. Selam onun üzerine olsun. Ve ef'aluhu ve onun fiilleridir. Ve takriratuhu ve onun takrirleridir. Onamalarıdır. Yici bu gerekir. Alel müslimi Müslüman üzerine gereklidir. Ne emniyet tebe'a. Tabi olmak. Uymak. Neye tabi olmak? Sünnet-i Rasulü. Resulün sünnetine tabi olmak Müslüman kişi için gereklidir. Fi hayatihi hayatında yani yaşamı süresince peygamberin sünnetine tabi olmak Müslüman kişi için bir zorunluluktur. Se böylece yusalli namaz kılar Müslüman kişi ne gibi? Kema salla Resulün namaz kıldığı gibi. Ve yasumu ve Müslüman kişi oruç tutar. Kema same er rasulü. Resulün oruç tuttuğu gibi. Hacce yahuccu. Hac yapar Müslüman kişi. Kema o şey gibi ki hacce er rasulü. Resul hac yapmıştı. Resulün hac yaptığı gibi Müslüman kişi de yapar.
Aleyhisselamu. Selam onun üzerine olsun. İyi de niye böyle bu iş? Niye ona uymak zorunluluğu nereden çıktı bu? Liennallâhe. Çünkü Allah Celle Celaluhu yegulu buyuruyor fi kitabihi, kendi kitabında. Öyle kitap ki el-Kerim. Kerim olan kitabında şöyle buyurmuştur. Men her kim yuta itaat ederse kime er-Rasûle Rasûle bu durumda kad şüphesiz ki etaa itaat etmiş olur kime Allah'a yüce Allah'a da itaat etmiş olur. Çünkü Allah ona uymayı emretmiştir. Sünnet hakkında bunları yazdık diyelim. Devamında ical koy sen kullen minel kelimatil atiyeti. Kullen her biri için. Minel kelimatil atiyet. Aşağıda yer alan kelimelerden her biri için koy. Ne koy? Mef'ulen bih. Bir mef'ulü bih koy. Fi cümelin. Aşağıdaki cümlelerde geçer. Ve uzbut ve zabt et ahiraha onun ahirini bir şekli hareke ile sonunu da belirle. El Kur'anu, el sünnetu, el hadisu, el dersu, el kitabu, el hakku, el e'malu. İyi de gerisi. Şöyle cevapları da görelim. Şuraya da görelim. Bakalım ne oluyor. Mesela Kur'an kelimesini mef'ulü bih olarak kullan. Bir cümle oluştur. Karatu ben okudum. Karati tu fail olur. Ne okudum ben oraya gelmeden? Sabahel yevmi. Günün sabahında. Çok yakınlaştırdım gerçi. Bu sabah, bu günün sabahında okudum. Ne? El Kur'an el Kerim'i. Kur'an-ı Kerim okudum. Bu sabah Kur'an-ı Kerim okudum. Neyi? Kur'an'ı. El Kur'an ne? Mef'ulü bih'tir. Bunda fetha vardır. Es-sünne. Sünne kelimesini burada mef'ulü bih olarak kullanalım. Yettebi'a. İttebe'a yettebi'a. Tabi olur. El-Müslimu. Müslüman kişi neye tabi olur? Sünnet ter-Rasuli. Rasulün sünnetine tabi olur. Aleyhisselamu. Selam onun üzerine olsun. Bir dua. Buradaki sünne kelimesi mef'ulü bih'tir. Sünnete olur. El-ehadis. Bu kelimeyi mef'ulü bih olarak kullan bakalım. KTB yazdı kim? Es-sahabetu sahabe yazdı. Ne yazdı? El-ehadise hadisler yazdı. El-hadise sonuncu harfte fetha var. Cem-i mükesser bu kılçuk. Cimi teksir diğer adıyla mef'ulü bih'tir. El ders. E'da verdi fi el muallimu fail bu da. Ne verdi muallim? Derse bu. Onun dersine verdi. Ona dersini verdi. Derse mef'ulü bih'tir. El kitap. Ellefe el müellifu. Müellif yani yazar yazdı. Kitabehu kendi kitabın. El ahir sonuncu kitabın. Kitabe mef'ulü bih olur. El hakku. Kul söyle neyi? El hakka hakkı söyle. Velev alâ nefsik. İsterse senin aleyhine olsun. Sen yine de doğru söyle. El hak mef'ulü bih. Fail nerede? Ente gizli zamir. El e'mal. Amelun e'malun. Cemil keserdir bu. Tekabbele kabul etsin. Kim? Allahu Allah. Neyi? E'malekum. Amellerinizi. E'male mef'ulü bih'tir. El cumu'atu. Cumu'a. Usalli ben namaz kılıyorum. El cumu'ate cumayı kılıyorum. Fi mescidi Hacı Bayram. Hacı Bayram camisinde cumayı kılıyorum. Neyi? Cumayı. O zaman o mef'ulü bih olur. Bakalım devamında bizi neler bekliyor. Ma el hasais elleti ki tümeyyizu. Ma nedir? El hasaisu özellikler. Hususiyetler, elleti, o hususiyetler ki tümeyyizu beynel mef'ulü bih. Meyyize, yümeyyizu, tümeyyizu. Ayırt ediliyor demektir. Beynel mef'ulü bih ve el mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak ve tabii ki el mef'ulü li'ecli. Yani ne demek istiyor? Mef'ulü li'ecli ile mef'ulü mutlak ve mef'ulü bih arası nasıl ayırt edilir? Bunları ayırt edecek özellikler nelerdir? Söyle bakalım. Nasıl ayırt edersin? Diyor. Ünite zaten burada bitiyor. El-müfredat, el-ta'birat, el-celile. Kavramlar, kelimeler bunlar daha önceden geçmişti zaten.
Yani geçen kelimeler tekrar veriliyor. Kelimelerin hemen altına, üstüne, kenarlarına manalarını yazarak bunları ezber çalışması yapmanız son derece önemli diyerek 8. üniteye gelmiş oluyoruz.